Herkese selam. Bu videoda yeni çıkan iPad 8. nesil ile iPad 7. nesli kıyaslayacağız. iPad 8. neslin çıkmasıyla iPad 7. nesil çoğu siteden satıştan kalktı. Ama hala gayet büyük firmaların satış mağazalarında bulunabiliyor. Apple'da iPad 7. nesil satılmıyor ama siz bunu diğer mağazalarda bulabilirsiniz. Bildiğiniz gibi 15 Eylül'de tanıtıldı iPad 8. nesil. iPad 7. nesil ise geçen seneki iPad versiyonu. Aralarındaki farklar gözle görülür olarak çok büyük değil ama işlemci konusunda çok büyük farklar var. İki ürüne baktığınızda aslında boyut olarak birbirinin aynısı olduğunu göreceksiniz. İkisi de 10.2 inç boyutunda ve tüm boyutları da birbirinin aynısı. Aslında yan yana koyduğunuzda hiçbir fark yok ikisi arasında. Kalınlığından, uzunluğuna, genişliğine, ekran büyüklüğüne kadar her şeyi aynı. Hatta ekran birebir aynısı. Ekranda hiçbir geliştirme yok. O aynı şekilde devam ediyor. Çip konusuna baktığımızda iPad 8. nesilde A12 Bionic çip varken iPad 7. nesilde A10 Fusion çip var. A12 Bionic çip aslında iPad Air 3. nesildeki işlemci. Yani bu da çok daha farklı bir işlemci deneyimi sağlıyor. Bunu diğer videomuzda da izleyip görebilirsiniz. İşlemci farkı gerçekten çok daha üst seviyedeki uygulamaları çalıştırırken sizi farklı boyutlara götürebilir. Mesela örnek veriyorum, bir video editlerken çok daha hızlı, çok daha stabil bir edit yapabilirsiniz iPad 8. nesilde. Yani şu an bu işlemci farkıyla iPad 7. neslin iPad 8. nesilde yarışması pek mümkün değil gerçekten. Pil konusuna baktığımızda boyutlarda bir fark yok. Muhtemelen pilde de bir fark olmadığı için pil düzeyleri hemen hemen aynı gibi gözüküyor. Apple'ın iddiasına göre 10 saat pil ömrü var olduğu söyleniyor. Tabii ki bu sizin kullanımınıza göre çok daha değişkenlik gösterecektir. Ama 10 saat kullanım ömrü muhtemelen gerçekleşir sizin de kullanımınızda. İkisi de 1. nesil Apple Pencil, yine Smart Keyboard destekli. Kameraya baktığımızda ikisinin de birebir aynı kameralara sahip olduğunu görebiliyoruz. Yine aynı şekilde video kaydında da ikisi de birebir aynı kaliteye sahip. İlk başta söylediğim gibi aslında ikisi arasındaki neredeyse tek fark denebilecek şey işlemci farkı. İşlemci gerçekten büyük bir fark var. Onun dışında herhangi bir güncelleme olmamış cihaza. Fiyatı dışında tabii ki de. Fiyat konusunda iPad 8. nesil şu an en ucuz versiyonu 3199 liraya satışta. Bu 32 GB Wi-Fi versiyonunun fiyatı. iPad 7. nesil ise şu an 2949 liraya satışa sunulmuş durumda. Tabii ki bu yine Apple'ın kendi sitesinden değil ama garantili, mesela hepsi burada şu an satışta. 300 liralık fark bu işlemci farkı için gerçekten verilebilecek bir fark. Zaten bunu önümüzdeki 2-3 yıl içinde de görürsünüz muhtemelen. Tabletin işlemcisi sizin tabletinizin ne kadar uzun ömürlü olacağına dair ipucu veriyor aslında. Yani bu aradaki büyük fark muhtemelen iPad 8. neslin belki 2 yıl daha geç ömrünü doldurmasına neden olabilecek bir fark. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kısaca bilgilendirmek istedim. Aşağıda yorumlarda sormak istediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz. Cevaplamaya çalışırım. Teşekkürler. Hoşçakalın.